Şimdi lastik yapmak eskiden mi kolaydı, şimdi mi kolay? Şimdi kolay. Niye eskiden zordu değil mi? Şişirmek filan. Şimdi kompresör var. Tabii. Peki bir lastiği kaç liraya yapıyor? Böyle sökmesi, takması. Söküp takması 12 adım. Büyük lastik. Hoş, az ya. Bağır. Az değil mi? Sesin girer. O zaman ne yapalım? 5-6 tane lastikçi var burada bir mağazanın içinde. Mecbur evet. O şey yapıyor. Bir taksi lastiğini İzmir'de 15 bin lira veriyor. Taksi lastiğini 3.000 kere yapıyor. Yok ya. Tabii. Vallahi hiç. Dar bilmiyorum. Memleket, dar. Peki, başka yere göçmek istedin mi sen? İstedim ama yine geçmedim. Ha, sermaye mi yok yoksa yerini mi bulamadın böyle gidip hemen çalışacak? Sermaye yok. Sermaye. Evet. Oldu. Olsa gider miydin? Tabii giderdim. Nereye giderdin? Hangi vilayete giderdin? Valla beni barındıracağı yere giderdim. Bizi de şoför arkadaşımız İhvan ve bütün şoförlerin takılıp sevdiği kişinin oğlu Ahmet bugün tamircilik yapıyor. Namazın kılanını ama. Sen de alın ya. Ben adamı yakın. Sence hangisi? Aslında tamirci iyi ama bizim buralarda da yani. Evet. Neden? Sen tamircisin. Besli'de taksicilikten, kamyonculuktan, otobüsçülükten zengin bir kişi gösterebilir misin? Kimi göstereyim ki? Kimse de hemen hemen yok söyleyeyim. Ekmek neden parası kazanamıyor. Ekmek parası neden kazanamıyor. Neden? İşte bilmiyorum ben işte artıramıyorum. Bilmem ne oluyor. Bu durumda yani. Yani evet. Şimdi neden biliyor musun? Bunun sırrını bilmedik reis. Şu arabayı sürmek marifet değil. Karını bilmek marifet. Tabii. Bunu bilmezsen sadece kendini eğlendirme anısı elinde simit. Çocuğun eline simit verirsin oturur yiyir ya. İşte bunlar da bu havada olduğu için. Çünkü kamyonun kazanması için, bak kamyonun kazanması için Antep'te ambarın hazır. Malatya'da ambarın hazır, oradan oraya dolu, buradan buraya dolu gidersen bir arabayı iki yaparsın. Tamam. Ama peki bir kepçesi olan zengin oluyor da iki kamyon olan niye olmuyor? İki kamyona da bir kepçe alınıyor. Ha. Demek ki hesabını bilmeden oluyor. Olmaz, hasebini bilmeden de şoförlük Avrupa'daki gibi değil, Türkiye'deki. Evet, Avrupa'sı değil, ticaret değil. Çalışmıyor. Evet. Devamlı parçacıya, tamirciye, ona çalışıyor. Evet. Peki. Çaldım yani oğlum Mehmet. Ha, sorayım. Sizin lağabınızda kimler derler? Bizim lağabımıza İhvan derler, çoluğa sürdüler. Evet. Hayır. Ata şeyiniz var. Dededen. Sen oğlardı. Hah. Aslını söyle. Sen dedin onu zaten tanırlar. Sen oğlar dersin, İhvan'ın oğlusun. Tabii. Peki. Evet. Senden de sorayım. Ha. Başka yere gitmek ister misin Sermiyan olsa? Valla başka yere gitmek ister ki tabii Sermiyan olsa. Nereyi gönlün tutuyor? Antep mi, Adana mı? Bu hangi vilayet? Gönlünde hangisi mi? En iyisi olsa Bursa'ya giderim yani. Sermiyan olsa. Ha, Bursa güzel. Çünkü onlar daha serin, şirin yerler. Evet. Bizim bunlar da aslında her taraftan iyi. Yalnız bunlarda yer sıkıntısı var. Evet. Dükkanlar mesela ufak. Bundan sonra ne bileyim ben ki işte artık. Hemen dükkanlar ufak. Burada işçi para, ucuz. Hayır, başka yerde kömesi olmayan yerin parası da pahalı. Öyle abi. Evet, çok yanlış ya. Peki, biz diyoruz ki Besli'de bir folklor kuracağız. Besli'nin sazını, sözünü söyleyecek geniş bir Besli folkloru, Besli'liler.
siz de katkıda bulunur musunuz? Maddi manevi. Bulunurum, niye bulunmuyor? Yani biz sen gelene kadar, gücümüze yettiği kadar. Tabii. Bulunurum. Sadece para değil, mesela gençler olur, iyi çalan olur, tabii, hevesli tabii, olur. Tabii, bunlar tabii. Tavsiyesi de bizim için bir şefsattır. Beslimizin ananenesini durdurmak için her yönden katkıda bulunurum. Şimdi bizim daha önceden buradan besle çok giden oluyordu. Evet. Niye? Çünkü bizim besle iyi yer, geliri yüksek. Yani az kıymeti yiyormuşlar, yatırım yapmıyorlar. Evet. Yatırım yapmadı. Adam gidiyor başka yere yatırımını yapıyor. Orada da iflas ediyor. Şimdi bak. Yeri geliyor işte. Bir dakika. Yani. Şimdi ben Türkiye'yi gezdim. Besni'de değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde benim gibi Türkiye'yi gezen yok. Evet. Şimdi bizim Besni'nin toprağı Karadeniz'de 5 vilayette yok. 5 bir yerde yok buranın. Şimdi o 5 vilayette 1,5 milyon insan doyar. Evet. Biz burada açlarız, dışarı gideriz. Evet. İşte evet. Sebebini budur yani. Neden? Niye işte zengin adam şimdi, yatırım hayır, yapmıyor? Hayır, gelir payı başka yere kaydığında. Aynen işte. Burada pazar olsa. Niye adam burada düşün değil, fabrika yaptıracağına gidiyor, Antep'e yaptırıyor. Adana yaptıracağım ama burada olsan. Tabii. Paranın alın burada geçin abi. Şey, ama işte onlar da diyor ki saha yerine oturmamış. Batağın neresine kurdun? Burada 2 milyarı nereye kuracaksın? Göster. Abi yer mi yok ya? Oradan başı ona. Ama ayardı var. Ondan sonra devrettim oturup yüzük var hep. Çok yanıyor. O günkü şartlarda orada düşünülmedi. Bak şimdi ne diyor adam o gün? Diyor ki Antep'te fabrika kurmaya gelmiş, yerine fabrika fiyatı para istemişler. Allah'ın köllerine mesela. Ha işte yardımcı olmak gerekir. Milliyetçi olmak gerekir. İşte onu yapmaları lazım çünkü. Ha? Kendi eline yardım etse bağışlaması lazım. Ucuz verecek. Tabii ki memlekete bir ihsası aksın. İhsası olsun. Uşaklar bak ya, besinleri ya. Bağrına basıyor. Niye? Abi. Nimet adamlar. Kadını çalışıyor. Evet. Çocuğu çalışıyor. Yaşlısı çalışıyor. Bekçilik yapıyor. Türkiye'nin her tarafında var. Olmuyor. Vilayet, kaza, köy yoktur yani. Evet. Niye? Hep sanatkar çünkü ama. Abi. Neyse sanatçı mı? Evet. Bugün buna sana saç çaldırayım. Evet. Hem para da vereyim. Tamam mı? Nerede bulurum seni? Burada. Bu adam burada. Devamlı bu köşede. Eski bir dolap. Elektriksiz bu taraf olarak. Elektriksiz değil. Gazla evet. Çalışıyor. Ceryansız. Gazlı ceryanı evet. Değil. Sadece gazla çalışıyor. Evet. Normal petroldaki evet. Gazlarla çalışıyor bu dolap. Ben separatım. Dayım bizim evdeki Besinler Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. Ha. Çek yine de dayım. Çek. Lamba yakın mı yoksa? Yok. Gidin artık. Yok. Şartlarını kaldır. Şartlarını kaldır. Ha o lambayı söndür. Üstü mü? Alttakini. Alttakini. O şimdi ışık bozar. Oradaki şeyi göstermiyor tadını. Ha daha güzel olur. Bu çeker bu. Ama nasıl besin mi? Ha. Cuma mı vardı besinde İzmir'de? Anne. Hı? Ne cumaydı? Cuma, lan bu cuma. Cuma Balkaya var. Balkaya, aferin Cuma dayı. Sene 76'da rahmetullah Mustafa Bey'in oraya geldik de. İşte Lombo oldu, Cuma Balkaya geldi. Lombo olar dedim, demezsen kimden? Evet.
servis elemanları. Evet. Şu yazıhane servis ustası. Mesleklerin her türlü hizmetine. Köylere de gidiyor musunuz? Tabii. Kasabalara, böyle şey üstüne bel veren yerlere gidiyorsunuz. Güzel. Kaç onda kaç? Ziya Doğan. Evet, Ziya Doğan. Aşağı şehri tanır mısın? Aşağı şehri çok iyi tanımam dayı, bilirim ama. Evet. Size lağabınızda kimler derler? Dayı, lağabımızda esas Çilboğazlı olarak geçiyor. Evet. Kütüğünde de. Bozduran'ın torunu derler bize. Evet. Ha. Bizim de atamız Çilboğazlı. Evet. Çilboğaz'dan beslenin zaten bir şeyi. Mahalle sayılır zaten. İşte yaklaşık 15 yıldır bu işi yapmaktayım burada. Evet. 2 senedir servisçiliğe başladık. Evet. Halkın hizmetine devam etmekteyiz. Peki bu iş sizi kurtarıyor mu? Yani tatmin ediyor mu? Yani şöyle ne bileyim, ilerisi için daha geniş arabalı, daha geniş ulaşım, yeni teknoloji, takım almak için ne yapmak istiyorsun? Şimdi senin eksiğin var mı böyle bir şey? Şimdi şu durumda tam tekmel halkın hizmetine devam ediyor. Herhangi bir eksiğimiz yoktur. Evet. Tabii teknoloji ilerledikçe biz de ona göre hazırlanıyoruz. Güzel. Evet. Peki, ben mi sormuştum? Siz de şöyle diyorum genç olarak. Evet. Bu memlekette birçok aslımız Türkmen. Evet. Eserimiz çok, çalışkan bir milletiz, her şeye atılıyoruz. Ki evet. Diyelim ki daha teknoloji bir makineler geldi mesela. Evet. Bak hiç sen hayalin bu sanat aklından geçiyor muydu çocukken? Hayır hiç. Bu işi yapacağımızı bilmiyorduk tabii. Ha. İşte. Peki nasıl atıldın ya? Yani içinden mi doğdu böyle bir boşluktan biri tavsiye mi etti sana? Tabii içimizde gelerek başladık bu işe. İçimizde gelerek başladık. Evet. Burada bu Hicabi'nin oğlu derler, belki bilirsin sen. Evet, Hicabi koca var. Evet. Daha önce o servisken onun yanında başladık bu işe. Ha. İşte çıraklığımız orada devam etti. 6-7 senedir orada çalıştık. Evet. Ondan sonra bu işi kavrayınca... Tabii işi kavrayınca askerde yine bu işi yaptık. Evet. 2 sene Dublu Soru'da evindeydim Magasol'da. Daha sonra da geldik işte gene bu işe atıldık tabii, devam ediyor tabii. Şimdi bende Cilbaz'ın türküsü de var ama yanımda değil. Neyse onu ilave edersin sen. Evet. Şimdi biz de size şunu soruyoruz genç olarak. Evet. Bizim biliyorsun Çilboğaz, Çöplü ve Besni toprağında Türkmen havası, çeşitli havalar var. Tabii. Mesela her bölgemizde ayrı ayrı havalar var. Evet. Bir folklor kursak, evet. Böyle Besni toprağındaki gençleri bir folklora kavuşturmak. Toplasak. Hemen. Evet. Siz de böyle bir yardımcı olur musunuz? Tabii. Her yönde yardımcı oluruz. Peki. Daha iyi olur, daha iyi tanıtılmış olur. Tabii. Adıyaman'da bir Besni ilçesinde böyle bir grup olduğunu öğrendim. Daha biz yapacağımız daha Türkiye'de duyurmamış çaldı, duyurmamış yaşayan türkü böyle gideceğiz yani. Kendi şeyimiz. Evet, daha güzel görünen, daha güzel oynamak tabii daha iyi olur. Yani kendi halkımız. Evet. Mesela şöyle, diyelim ki burada Antep'te bir Besni'den gitmiş orada düğün yapacak. Adam şimdi buradan gidip onların düğünü yaptık mı oradaki bütün Besni'nin davetlisidir. Doğru tabii. Ne olacak? Onların dediğini çalacak, söyleyecek. Evet. Sonra ona buna savrulan parayı ne yapacak? Kendi çocuklarımız. Doğrudur evet. Ha, onlar da efendice milletine, evet. Vatandaşımıza, Besni'lere hizmet götürecek. Tabii. Çünkü tabii. Karnı doydu muydu evet. Bir etkisi kalmaz. Tabii. Değil mi? Geçmişi bir yerde unutmamak lazım. Peki. Sağ ol. Bu işten dolayı size de teşekkür size ederim. Size sağ olun.